Biraz daha hadi. Arkadaşlar merhaba. Cirbest'ten şöyle bir kutumuz var. Tırmanıcı bir araç. Güzel bir şeye benziyor. Şimdi önce bir bakalım içinde ne varmış. Çıkaralım. Demonte bir sistem çünkü bu. Şöyle açtım. Birkaç parça poşet içerisinde. Parçalar. Şöyle. Oo. Vay. Bayağı karışık. İçinde bir de kurulum kılavuzu var. Bence biraz uğraştırırım bunu. Masaya yatıralım, ondan sonra yapalım. Gerçekten bunun içinde fazla parça var. Bu arada 3 yaşın altına uygun değil demiş ama 3 yaşın üstüne de bakacağız artık. Kutunun içinden neler çıktı? Şöyle bir kullanma kılavuzu, çarklar, motor ve pil yuvası, vidalar, şu palet yapmak için muhtemelen parçalar, şu da gövde için. Burada anlamadığım gövde parçaları. Şimdi bunları hızlıca birleştireceğim. Böyle iki set palet takımımız var. Şu dıştakini bu beyazlara takıyoruz. İçtekini de şöyle siyah tekerlekler var, onlara takıyoruz. Kullanma kılavuzundaki direktiflere göre şöyle ilerleyeceğiz. Küçük bir dişli çarkımız var. Onu motorun ucuna oturtturacağız. Zaten böyle sayfa sayfa göstermiş hepsini. Başka türlü çok zor. Vallahi motoru böyle yerleştirdim ama böyle olduğunu varsayıyorum. Düzgün dönüyor. Gerçekten zor. Biraz uğraştırıyor yani. Bundan sonrasını artık bittikten sonra göstereyim. Şükür sonunda bitti. Abartmıyorum. En az bir saatimi aldı. Biraz şeye, kataloğa bağlı kaldım. Biraz da doğaçlama yaptım. Böyle bir model çıktı ortaya. Bakın şöyle. Şurada bakın metal bir çubuk var. Bunu çıkarıyorsunuz. Yani biraz daha dikleştirip ya da açabiliyorsunuz. Bu artık engellere göre herhalde. Kendimiz manuel ayarlayacağız. Şimdi şöyle çalıştıralım. Küçük bir engel yaptım. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ve çok yavaş gibi geldi bana. Bunu tekli pil yapmışlar. Ben bir de bunu ikili yapayım, ondan sonra deneyeyim. İşte bu. İkili pil yuvası taktım. Böyle daha güzel olacak bak. Şöyle bir de eğimli arazide deneyelim. Şimdi bunu biraz daha dikleştirdim. Bir de öyle deneyelim bakalım. Sınırlarını zorlayalım. Sonuçta iki tane pil taktık. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Hadi biraz gayret. Hadi biraz gayret göster. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Hadi. Oğlum ben o kadar uğraşıyorum. Maalesef gerçekten çok üzgünüz. Tamamen istenmeyen bir kaza sonucu. Aracımızın birkaç parçasını kaybetmek durumunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki görüntülerle idare edeceğiz. Fiyatına göre uygun bir şey diyelim. Bir detaylı bilgi istiyorsanız açıklamalar kısmında linkini verdim. Artık lafı daha fazla uzatmayalım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.